Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları, herhangi bir vakit ile kayıtlı olmayan dualar. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk bütünüyle O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah tektir ve şeriki bulunmaz. Şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçisidir. İsa salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyine ve aleyh de Allah'ın kulu, kullarından bir kadının oğlu, Hazreti Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Muhakkak ki cennet hak, cehennem de haktır. Sübhandır Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şanına yaraşır şekilde hamdolsun ona. Azamet tahtının o yegane sultanı en güzel şekilde tesbihe layıktır. Yüce Allah'ı kendisine mahsus hamd ile mahlukatı adedince zatının hoşnutluğu kadar arşının ağırlığı ve kelimelerin mürekkepleri miktarınca tesbih ederim. Allah'ı mahlukatı sayısınca tesbih ederim. Allah'ı zatının hoşnutluğu kadar tesbih ederim. Allah'ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Allah'ı kelimelerin mürekkepleri kadar tesbih ederim. Semadaki mahlukatı adedince Sübhanallah. Arzda yarattıkları sayısınca Sübhanallah. Sema ve arz arasındakiler sayısınca Sübhanallah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklar adedince Sübhanallah. Gökte yarattıkları sayısınca Allahu Ekber. Arzda yarattıkları sayısınca Allahu Ekber. Arz ve sema arasındakiler adedince Allahu Ekber. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı mevcudat adedince Allahu Ekber. Semada yarattığı mahlukat adedince Elhamdülillah. Yeryüzünde mahlukat sayısınca Elhamdülillah. Yerler ve gökler arasındakiler sayısınca Elhamdülillah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı şeyler adedince Elhamdülillah. Semada yarattığı varlıklar adedince La ilahe illallah. Yeryüzünde var ettiği mevcudat adedince La ilahe illallah. Yer ve gök arasında olanlar sayısınca La ilahe illallah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı her şey adedince La ilahe illallah. Semadaki varlıklar adedince La havle ve la kuvvete illa billah. Yer küredeki varlıklar adedince La havle ve la kuvvete illa billah. Sema ve yer küre arasında bütün mevcudat sayısınca La havle ve la kuvvete illa billah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı ne varsa hepsi sayısınca La havle ve la kuvvete illa billah. Mahlukatı sayısınca Sübhanallah. Yarattıkları dolusunca Sübhanallah. Sema ve arzdakiler adedince Sübhanallah. Yer ve göktekiler dolusunca Sübhanallah. Kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Sübhanallah. Kitabında saydıkları dolusunca Sübhanallah. Her şey adedince Sübhanallah. Her şey dolusunca Sübhanallah. Mahlukatı sayısınca Elhamdülillah. Yarattıkları dolusunca Elhamdülillah. Sema ve arzdakiler adedince Elhamdülillah. Arz ve semadakiler dolusunca Elhamdülillah. Kitabının sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Elhamdülillah. Kitabının saydıkları dolusunca Elhamdülillah. Her şey adedince Elhamdülillah.
her şey dolusunca elhamdülillah. Mahlukatı sayısınca Allahu Ekber. Yarattıkları dolusunca Allahu Ekber. Sema ve arzdakiler adedince Allahu Ekber. Yer ve göktekiler dolusunca Allahu Ekber. Kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Allahu Ekber. Kitabında saydıkları dolusunca Allahu Ekber. Her şey adedince Allahu Ekber. Her şey dolusunca Allahu Ekber. Subhandır Allah. Bütün hamdü senalar Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Allah'tır. Rabbim, yarlığa beni ve tevbemi kabul buyur. Hiç şüphesiz sen Tevvab-ı Rahim'sin. Allah'ım, mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah'ım, senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi, celal ve ikram sahibi Rabbim. Dünyada ve ahirette af ve afiyet ihsan eyle. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Salih ameller işleyebilmek ve günahlardan uzak durabilmek gibi güç ve kuvvet gerektiren her halimiz ve her işimizde lazım olan güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfu iledir. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun Nebi ve Resul kardeşlerine mahlukatın sayısınca ulu zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve âline senin ölçüler üstü kemalin ölçüsünde o kemale yaraşır ve Nebi-i Ekrem Efendimizin senin nezdindeki büyüklüğüne uygun şekilde salat eyle. Allah'ım, tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, borç altında ezilmekten ve günahlardan sana sığınıyorum. Cehennem azabından ve fitnesinden, kabirde azaba düçar kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve Mesih-i Deccal'in fitnesinin şerrinden de sana iltica ediyorum. Allah'ım, hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi kalbimi günahlardan arındır ve benimle günahlarımın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah'ım, aciz düşmekten, tembellik yaşamaktan, korkak davranmaktan ve kocamaktan sana sığınırım. Kabir azabından sana iltica ediyor, hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine sana sığınıyorum. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfür ve nankörlükten, fısktan, ihtilaf çıkarmaktan, süm'a ve riyadan, kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da sana sığınırım. Sağırlık, dilsizlik, delilik ve cüzzam gibi ağır hastalıklardan da yine sadece sana iltica ediyorum Allah'ım. Allah'ım, gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana arz ediyorum. Allah'ım, nefsime takva bahşeyle ve onu temizle. Onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız sensin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınıyorum. İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden de yine senin rahmetine iltica ediyorum Allah'ım. Ey Rahman-ı Rahim, celal ve ikram sahibi, hayyu kayyum olan Allah'ım. Nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından sana sığınıyorum. Allah'ım, enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Düşmekten ve yuvarlanmaktan sana sığınırım. Boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan sana sığınırım.
Ölüm esnasında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten de yine sana sığınırım. Allah'ım, huy, amel, arzu ve hastalıkların kötü olanlarından sana sığınırım. Allah'ım, borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve insanların başıma gelen musibetlere sevinmesinden sana sığınırım. Her türlü üzüntü, tasa, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilikten, yine borç altında ezilmek ve insanlara mağlup olmaktan sana sığınıyorum. Faydasız ilimden, ürperti duymayan kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlıktan ki o ne kötü bir arkadaştır, hiyanetten ki o ne kötü bir sırdaştır, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, erzeli ömre düşüp bunamaktan, deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınıyorum Allah'ım. Allah'ım, senden her zaman ahu eninlerle yakaran, sana karşı saygı ile dop dolu ve her zaman senin yoluna yölenen kalpler dileniyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, mağfiretinin vesilelerini, her türlü günahtan uzak durmayı, her türlü iyiliğe muvaffak kılınmayı, cennete nail ve cehennemden azat olmayı diliyoruz. Ne olur, bilerek ya da bilmeyerek işlediğim bütün günahlarımı bağışla Allah'ım. Allah'ım, senden yapıp ettiklerimde beni en doğruya hidayet etmeni diliyor ve nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, beni aziz kıl, eksiklerimi gider, bana rızık ihsan et, beni salih amellere ve güzel ahlaka ilet. İlet ki bunların salih olanına ancak sen iletir, kötülüklerinden de ancak sen uzak tutarsın. Allah'ım, cüzzam, alaca ve benzeri kötü hastalıklardan sana sığınıyorum. Allah'ım, ciddi ya da şaka olarak hataen veya bilerek yaptığım kusurlarımı, işlediğim günahlarımı mağfiret buyur. Biliyorum ki o kusurların hepsi bende vardır. Beni ihsanlarının bereketinden mahrum etme. Mahrum ettiklerinle de imtihan eyleme. Allah'ım, günahlarımızı, zulüm ve haksızlıklarımızı şaka ile ya da ciddi olarak kasten veya hata yoluyla işlediğimiz kusurlarımızı mağfiret eyle. Bütün kusurlarımızı bağışla. Bağışla ki o kusurların hepsi bizde vardır. Allah'ım, her işimin esası olan dinimi, içinde geçimim olan dünyamı ve döneceğim yer olan ahiretimi ıslah buyur. Hayatımı her türlü hayırları arttırmaya, ölümümü de bütün şerlerden kurtulup huzura ermeye vesile eyle. Allah'ım, yaşamam hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Vefatım hayırlı olduğunda da verdiğin can emanetini al. Rabbim, lehimde olan hususlarda bana inayet et. Aleyhime olacak şeylerde değil. Bana yardım et, düşmanlarıma değil. Düşmanlarımın benim için hazırladıkları tuzakları boz ve onlara aleyhimde tekrar komplo kurma imkanı verme. Beni dosdoğru yola ilet ve o yolda yürümeyi benim için kolaylaştır. Haddini aşanlara karşı da her zaman yanımda ol. Allah'ım, beni seni çok zikreden, sana çok şükreten, çok saygılı, çok itaatkar, çok yakaran, çok huşulu ve durmadan ahu enin ile huzurunda yalvaran kullarından eyle. Rabbim, tevbemi kabul buyur, günahımı yıka, duama icabet et, delilimi güçlendir. Kalbime hidayet, dilime de istikamet ver ve sinemdeki kin ve nefreti söküp al. Allah'ım, senden beni işimde sebatkar ve doğru yolda azimli kılmanı diliyorum. İçimi nimetlerine karşı şükür hisleriyle doldur ve kulluğumu en güzel şekilde yerine getirmeye beni muvaffak kıl. Bana hep doğruyu söyleyen bir dil ve selim bir kalp ihsan buyur. Bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyor, onların hayrını senden diliyor. Malumun olan kusurlarımdan dolayı senin mağfiretini talep ediyorum. Şüphesiz ki sen
gayb alemlerini de bilen yegane zatsın. Allah'ım bana varlığımın gayesini talim buyur ve beni nefsimin şerrinden koru. Allah'ım senden beni hayırlı işlere muvaffak kılmanı, kötülüklerden uzak tutmanı, mağfiret ve merhametinle beni sarıp sarmalamanı ve insanları fitnelerle imtihan etmeyi murat buyurduğunda o fitnelere düçar kalmadan bendeki can emanetini almanı diliyorum. Ne olur bana seni, senin sevdiklerini ve beni sana yaklaştıracak amelleri sevdir. Allah'ım gözümden ve kulağımdan gönlüme hep güzellikler akıt ve ömrüm oldukça onları sağlıklı eyle. Bana zulmedenlere karşı beni koru ve zulümlerinin cezasını vererek onlardan intikamımı al. Ey gözlerin göremediği, zanların erişemediği, vasfa kalkışanların aciz düştüğü, hadiselerin değiştiremediği, belalardan korkmayan dağların ağırlıklarını, denizlerin hacmini, yağmur damlaların sayısını, ağaçlardaki yaprakların adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün ışıklarının doğduğu her şeyin sayısını bilen, hiçbir semanın diğer bir semayı, hiçbir arzın bir başka arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekileri kendisinden gizleyemediği Allah'ım. Ömrümün en hayırlı anını sonu, amellerimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını da sana kavuştuğum gün eyle. Allah'ım her şeyim olan dinimi hakkımda bereketli eyle. Dönüş yerim olan ahiretimi ve maişet mekanım olan dünyamı mübarek kıl. Hayatımı bütün hayırları artırarak yapmaya ve ölümümü her türlü şerden kurtulmaya vesile eyle. Allah'ım senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm ve huzurunda rezil rüsva olmayacağım bir dönüş dileniyorum. Allah'ım beni çok sabreden, çok şükreden, kendi gözümde küçük fakat insanların gözünde büyük bir kul eyle. Ya Rabbi beni bağışla, bana merhamet eyle ve beni yolların en doğrusuna hidayet buyur. Allah'ım nurun tas tamam oldu, hidayet buyurdun, hamdolsun sana. İlmin öyle engin ki bağışladın, hamdolsun sana. Nimetlerini bol bol bahşettin, hamdolsun sana. Senin kerem ve şerefin bütün şereflerin üstünde, şanın da topyekün namun-i şanların ötesindedir. İhsanların hem en büyük hem de kulların için en meşakkatsizdir. Rabbimiz sana itaat edilir, sen de takdir buyurup karşılığını verirsin. İsyan edilir, onu da bağışlarsın. Darda kalmışların imdadına yetişir, zarar ve sıkıntıları bertaraf eder, hastalara şifa verir, günahları bağışlar, tevbeleri de kabul buyurursun. Bütün bu nimetlerin karşılığını senden başka hiç kimse veremez. Kimsenin sözü de seni hakkıyla sena etmeye kafi gelemez. Allah'ım senden faydalı ilim istiyor, fayda vermeyen ilimden sana sığınıyorum. Ne olur amellerimi kabul buyur. Allah'ım bana ihsan edeceğin rızkın en genişini yaşlılığımda ve ömrümün sonunda lütfeyle. Allah'ım rahmetinden dileklerin, duaların, muvaffakiyetlerin, amellerin, sevapların, hayatın ve ölümün en hayırlı olanını diliyorum. Beni dinin üzerine sabit kadem eyle, mizanımı ağır tut. Beni tahkiki imana ulaştır, derecemi yükselt, dua ve namazımı kabul buyur ve hatalarımı bağışla. Senden cennette en yüksek dereceleri diliyorum. Amin. Allah'ım, bana bütün hayırların başını ve sonunu, en cami olanlarını, evvel ve ahirini, açık ve gizlisini ve cennetin en yüksek derecelerini lütfet. Amin. Allah'ım senden yapacağım şeylerin, işleyeceğim amellerin, ortaya koyacağım fiillerin,
gizli açık her şeyin en hayırlısını ve cennetin en yüksek derecelerini diliyorum. Amin. Allah'ım, namımı yücelt. Günah yükünü sırtımdan kaldır. Halimi ıslah edip düzelt. Kalbimi tertemiz hale getir. Namusumu muhafaza buyur. Kalbimi nurlandır. Günahımı affeyle ve beni cennette en yüksek derecelerle serfiraz kıl. Amin. Allah'ım, gözümü, ruhumu, bedenimi, ahlakımı, ailemi, hayatımı, ölümümü ve amelimi mübarek eyle. İyiliklerimi kabul buyur ve beni cennetin en yüksek dereceleriyle lütuflandır. Amin. Allah'ım, evvel sensin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Ahir sensin. Senden sonra da hiçbir şey olamaz. Perçemini yedi kudretinde tuttuğun bütün canlıların şerrinden sana sığınıyorum. Günah işlemekten ve borca saplanmaktan da yine sana iltica ediyorum. Allah'ım, beyaz elbisenin yıkanıp tertemiz olduğu gibi beni günah kirlerinden temizle. Allah'ım, doğu ile batının arasını uzak tuttuğun gibi günahlarla benim aramı da öyle uzak tut. Bu Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın Rabbinden bir dileğidir. Allah'ım, cehennem ateşinden beni koru. Gece ve gündüz beni mağfiret eyle ve bana cennette güzel bir menzil ihsan et. Allah'ım, senden beni cehennemden salimen kurtarıp emniyet içinde cennete koymanı diliyorum. Ey güzeli açığa çıkarıp çirkini örten, ey günahlarından dolayı kullarını hemen muahize etmeyen ve perdeyi yırtmayan, ey affı güzel, ey mağfireti bol, ey rahmetini her yana saçan, ey kullarının gizli yakarışlarını duyan, ey bendelerinin arz-ı hallerini ilettikleri yegane merci, ey affu safu geniş olan, çokça ihsanda bulunan, ey kullarının istihkakından önce nimetleri daha baştan bahşeden, ey Rabbimiz, ey Seyyidimiz, ey arzu ve dileklerimizin en son ufku, ey Allah'ım, senden vücudumu ateşte yakmamanı diliyorum. Cehennem azabından, açık gizli bütün fitnelerden, Deccal fitnesinden de sana sığınıyoruz Allah'ım. Allah'ım, bela cenderesine, bela ağına düçar olmaktan, şekavetin gelip çatmasından, hakkımızda takdir buyuracağın acı kazadan ve davranışlarımızda falso ve fiyaskolar içine girerek hasımlarımızı sevindirmekten yine sana sığınıyoruz. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet et, bizden razı ol, bizden kabul buyur, bizi cennetine koy, cehennemden koru ve her halimizi, her işimizi ıslah eyle. Allah'ım, lütuflarını artır, eksiltme, bizi yücelt, hakir düşürme, bize ihsanlarda bulun, mahrum eyleme, bizi tercih et, başkalarını bize tercih etme, bizi senden razı et ve sen bizden razı ol. Allah'ım, seni zikir, sana şükür ve güzelce ibadet edebilmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, bütün işlerimizde akıbetimizi güzel eyle. Dünyada rezil rüsvay olmaktan ve ahirette azaba maruz kalmaktan bizi koru. Allah'ım, bizi günahlardan uzak tutacak bir haşyet, cennete ulaştıracak bir taat ve dünya musibetlerini önemsetmeyecek kadar yakin bahşet. Ömür verdiğin müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetimizden istifadeye bizleri muvaffak kıl. Onları hep kusurlardan salim eyle. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ve düşmanlık edenlere karşı bizi muzaffer et. Bizi dinimizle alakalı musibetlere maruz bırakma. Dünyayı en büyük hedefimiz, tek düşüncemiz ve ilmimizin varıp dayandığı son nokta yapma ve bize merhamet etmeyecekleri üzerimize musallat etme.
Allah'ım senden rahmetini celbedecek amelleri, mağfiretine götürecek vesileleri, her türlü günahtan selametle kalmayı, bütün iyiliklere nail olmayı, cennete ermeyi ve cehennemden kurtulmayı diliyoruz. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Üzerimizde bağışlamadığın günah, gidermediğin gam ve tasa, ödemeye muvaffak kılmadığın borç, rızana uygun dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan isaf buyurmadığın bir şey bırakma. Allah'ım, bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından muhafaza buyur. Allah'ım, Nebi-i Ekrem'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği her hayrı biz de istiyor. Yine Nebin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı her türlü şerden biz de sana sığınıyoruz. Şüphesiz her hususta kullarına yardım edebilecek bir tek sen varsın. Bütün dilekler de sana ulaşır. Gerçek güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir ve ondandır. Allah'ım, bilerek sana bir şeye ortak koşmaktan rahmetine sığınıyor, bilemediğim hususlarda da mağfiretini diliyorum. İnsanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi olan Allah'ım, ne olur günahımı bağışla, kalbimdeki gayz ve hiddeti gider ve dalalete sürükleyen fitnelerden beni muhafaza buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.